andaki durumu ifade etmem lazım. Bir taraftan geçici barınmayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız depremden sonra o yıkıntılar sebebiyle çok doğru olarak geçici barınmaya geçti. Geçici barınmadan daha sonra konteynere, o da bir geçici barınma. Ardından da nasip olursa bir yıl içerisinde de tekrar evlerine geçecekler. Böyle bir döngüyü ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu döngü içerisinde bizim en önemli süreçlerimizden bir tanesi geçici barınmayı yönetebilmektir. Ve bu esnada milyonlarca insan şehirden tahliye oldu. Bu da bizim bir stratejimizdi. Yani tüm alanı yönetebilmek için. Onların, İnsanların olmaması daha avantaj sağlıyor tabii. Hepsinin değil. Hı-hı. Ama hiç olmazsa bir bölümün başka bir ilde, başka bölgelerde, başka ilçelerde hayatlarına geçici bir sürede olsa devam etmelerini sağlayabilmek bir stratejiydi. Hükümetimizin, afet yönetimimizin bir stratejisiydi. Ve biz bunu sağladık. Biz bunu gerçekleştirdik. Sadece uçaklar hariç ki belki unutulmuş olabilir. Ana gövdesi Türk Hava Yolları olan birçok Gaziantep Havalimanı'ndan, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan, daha sonra açılan Hatay Havalimanı'ndan, bütün Adana Havalimanı'ndan yüz binlerce insan havayoluyla tahliye edildi. Aynı zamanda yüz binlerce insan karayoluyla tahliye edildi. Sadece bizim tahliye grubumuz Türkiye Afet Müdahale Planı'nda jandarmadır. Sadece 1 milyon insan kendi aracıyla beraber, yani kendi aracının 1 milyon insana benzin parası verilerek tahliye edildi. Yani bütün bu tahliye süreçlerinin tamamı bir stratejiye dayalıydı. Öteki tarafta şehirde kalan hayatın suyunu, elektriğini, doğalgazını, hatta benzin istasyonundaki mazotunu, bütün bunlara kadar altyapısını yeniden işlevsel hale getirebilmek için büyük bir çaba sarf edildi. Bunun için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, herkes, özel sektörden tahsis ettiğimiz makineler, araçlar, ekipmanlar, bütün bunlar için çok ciddi bir seferberlik ortaya koydu. Ve şu ana kadar 730 binin üzerinde çadır kuruldu. Onun da kendine ait bir süreci var. İlk önce çadırlar kuruldu. Tabii bulduğumuz yere hemen, insanlar soğuk hava olduğu için makul yerlere ve daha önce planladığımız yerlere hemen çadırları kurduk. Ama ondan sonraki günlerde, yani 8-10 gün sonra hemen o çadırların hepsini, altyapıları daha iyi hazırlanmış. Aynı zamanda yanlarında tuvaleti olan, banyosu olan, aynı zamanda tekrar çamaşır makinesi, kurutma makinesi olan ve standardı her gün yükselttiğimiz, her gün bir noktaya getirdiğimiz sürece evirdik. Yine bunun yanında daha önce belirlediğimizde tasarladığımız konteyner kent alanlarına, konteyner kentler kurmaya başladık. Ve ona ait bir takım rakamlar vermeye başladık. İşte şu zaman 2 ay içerisinde 100 bin, daha doğrusu yani depremin ilk bir ayından sonra 2 ay içerisinde 100 bin kuracağız. Ondan sonraki 2 ay içerisinde 200 bin kuracağız. Ve bu arada da çadır kentlerdeki ve konteyner kentlerdeki... Tam hedefte gidiyor mu Sayın Bakan? Şu anda bir 10-12 günlük çok yağmurlar oldu. Tabii onlar altyapıyı hazırlamakta elbette bize bir takım aksamalar sağladı ama yine gece gündüz çalışarak bunu devam ettiriyoruz. Şunun altı çizilmesi lazım. Yani siz konteyner kent kurarken sadece konteynerleri getirip oraya koyuyor değilsiniz. Onun altyapısını hazırlıyorsunuz. Yani bir ilçenin, kasabanın altyapısı nasıl hazırlanıyorsa suyu, kanalizasyonu, elektriği, yolu, yani bütün bunlarla ilgili oradaki sağlık tesisi, oradaki eğitim tesisi, oradaki yönetim binası, yani bir siteyi veya bir şehrin altyapısını neye göre hazırlıyorsanız buna göre, çünkü orada sıcağı, soğuğu ona göre hazırlıyorsunuz, ona göre devam ettiriyorsunuz. Şimdi yaklaşık 20 bin üzerinde tuvalet koyduk, taşınabilir tuvaletler. Ve bu tuvaletlerin sabah, öğlen, akşam her gün temizlikleri yapılıyor. 10 bin duş var. Günde minimum 100 bin tuvalet ve duş temizleri. Ve bunların her birinin zimmetlisi var. Yani burada söyleyeyim. Yani Kahramanmaraş'taydık. Ondan sonra Hatay, Adıyaman, Malatya, bütün bu bölgede her birinde koordinasyonu bütün arkadaşlarımızla, bakan arkadaşlarımızla, oradaki afet görevlileri, oradaki bakan yardımcılarla, valilerle, ilgili genel müdürlerle her biriyle sağlamaya çalışıyoruz. Ama Ercan Bey, bir heyetle çalışıyorsunuz. Her sabah saat 8.30 veya 9'da, bazen 8'de toplantılar yapıyorsunuz. Her şeyi sabahtan akşama kadar gelişebilecek önünüzdeki bütün sorunları, ileri gelebilecek problemlerin tamamını tartışıyorsunuz. Milli eğitiminden sağlığına kadar, jandarmasından güvenliğine, emniyetine kadar. Her meseleyi, aile ve sosyal hizmetlerden, yani dağıtılacak kuru gıda kolisinden, hemşirenin veya doktorun köylere taramasına kadar, çadır kentlerdeki sağlık sisteminin devam etmesine kadar, normal sağlık sisteminin hangi aksamalarla karşı karşıya kalabileceğini öngörüp ona göre tedbir almasına kadar her şeyi tasarlıyorsunuz. Hayatın her şeyini. Belediyesiz oluyorsunuz, hükümetsiz oluyorsunuz. Büyük bir operasyon yani, aslında. Çok büyük bir operasyon. Ve binlerce insan çalıştırmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. O insanların vatandaşlarla temasını yönetmek durumunda kalıyorsunuz. Yeni tanıdığınız, çalışma üslubunu bilmediğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ve herkesle beraber bir hedefe doğru ilerliyorsunuz. Şehrin sadece çadırlarını
veya şehrin sadece konteynerlerine değil, bu sefer belli bir süreden sonra insanlar diyorlar ki biz hayatımızı yeniden olağanlaştırmalıyız. Dükkanımızı açmalıyız. Ve burada bizim şu ihtiyaçlarımız var, bu ihtiyaçlarımızın giderilmesi lazım. Şehrin bütün dinamiklerini yeniden harekete geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Barosuyla muhatap oluyorsunuz, eczacılar odasıyla muhatap oluyorsunuz, sigortacılarla muhatap oluyorsunuz, esnafla muhatap oluyorsunuz. Onlarla onların ne istediklerine yönelik altyapılarını, onların yeniden Bismillah diyebilmeleri için istedikleri imkanları değerlendiriyorsunuz. Bir kısmı da tahliye olmuş insanlar. Elbette. Kuru gıdacıları değerlendiriyorsunuz. Tam da dediğiniz o tahliye olan insanların bulundukları illerde kaymakamlıklarla, valiliklerle, belediyelerle koordinasyonunu sağlıyorsunuz. Onların bütün taleplerini karşılamaya çalışıyorsunuz. Yani bir operasyondan bahsediyor değiliz. Bu arada çalıştığınız insanların büyük bir bölümü depremzede, belediye başkanı depremzede, tarım müdürü depremzede, kaymakam depremzede, bir onları rehabilite etmeye çalışıyorsunuz. Onları gönüllendirmeye çalışıyorsunuz. Onları o depremden alıp çıkarıp hayatın ve karşıya kaldığınız sorunların çözülmesine yönelik beklentileri ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Şimdi sivrisinek ilaçlamanız var. Sivrisinek ilaçlamasının dönemi gelmiş. Geçen yıldan iki kat daha fazla sivrisinek ilaçlaması yapmanız gerekir ki Allah korusun normal evinizde kanalizasyon var ama bir taraftan çadır kentlerde ve konteynerlerde kanalizasyon var. Oradaki akıntılardan karşı karşıya kalabilecek o salgının ortaya çıkabileceği süreci düşünmeniz lazım. Suyun her gün içilip içilmeyeceğine, kullanılıp kullanılmayacağına bakıp ona göre tedbir almak durumundasınız. Her gün hava yağmurlu mu, hava serin mi, hava herhangi bir problem ortaya çıkarabilecek bir farklılık ortaya koyabilecek mi? Bütün bunları değerlendirmek durumundasınız. LGS var, YKS var. Çocuklarımız, gençlerimiz orada LGS ve YKS imtihanına girecekler. Bu LGS ve YKS imtihanlarında bu çocuklarımızı diğer bölgelerdeki çocuklarımızdan, gençlerimizden geri bırakmamanız lazım. Çadırlardaki eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı koordinecek, çadırlarını hazırlayacaksınız, okul sıralarını getireceksiniz, öğretmenlerle onları buluşturacaksınız. Aynı zamanda eğitim kampları hazırlayacaksınız. Çünkü depremin alanından onları alacaksınız, çıkaracaksınız. Onların kafalarının artık depremde kalmamasını sağlayacaksınız. Ya bir ağaçlık ortama getireceksiniz, ya bir mesire ortamına getireceksiniz. Böyle bir yeri bulacaksınız. Burada kamplar oluşturacaksınız. Öğretmenleri buraya getireceksiniz. Ve ilk deneme sınavlarını yapacaksınız. Burada kültürel etkinlikler ortaya koyacaksınız. Sportif etkinlikler ortaya koyacaksınız. Bütün bunları, ben yapılmışları anlatıyorum. Bütün bunları yapacaksınız. Bu arada vatandaşlarımızın birçok talepleri gelecek. Bu taleplerin karşılanması için özel merkezler kuracaksınız. Ki bütün illerimizde yüzlerce çadırdan oluşan başvuru merkezleri var. Bu başvuru merkezleri sağlanacak. İşte Ramazan gelecek. Ramazanın başında gıda kolileri dağıtacaksınız. Ramazanın ortasında gıda kolisi dağıtacaksınız. Ramazanın sonunda gıda kolisi dağıtacaksınız. Aşevlerini planlayacaksınız. İftarları planlayacaksınız. Birçok şeyi bir araya getireceksiniz. Belediyelerin verdiği aşı, kamu kurum ve kuruluşların verdiği aşı. Ondan sonra eğer eksik kalmışsa o eksik kalan aşıları vatandaşlarımızla iftarda, sahurda bir araya getireceksiniz. İşte onların taleplerini şimdi ilk başladık. Elbette ki çorbayla başladık. Çok doğru. Sabahları çorba içiliyor. Sonra vatandaşımız 10 gün sonra kahvaltılık olabilir miyiz dedi. Bunlar çok doğru talepler. Orada o da oradan çekip çıkmak istiyor. Ve netice itibariyle kahvaltılıkla onu beraber buluşturacaksınız. Çadırdaki standardı yükselteceksiniz. İlk önce çadırları kurduk. Çadır alanını düzelttik. Çadırların altını düzelttik. Daha sonra çadırların altının her birine tahta getirdik. Onları dizdik. Üzerine mat, üzerine membran, üzerine keçe, üzerine halı yapabileceğimiz her şeyle beraber o alanı düzeltmeye çalıştık. Sonra tuvaletlerini koyduk, banyolarını koyduk. Baktık ki çamaşır makineleri yetmiyor. Çamaşır makineleri aldık, çamaşır makineleri. Kurutma makineleri aldık. Yani orayı bir hayat alanına, bir yaşam alanına döndürmeye çalıştık.